yöneticiler sıklıkla iki evren ortalaması arasındaki farkın veya iki evren oranı arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını araştırmak ister. Örneğin, bir işletme çalışanlarının iş memnuniyeti oranının %80'den düşük olup olmadığını, diğer bir işletme pazarda rakibi olan diğer işletme ile ücret ortalamalarının farklı olup olmadığını başka bir işletme yeni bir ürünün beğeni oranının kadın ve erkek tüketiciler arasında farklılık gösterip göstermediğini belirlemek isteyebilir. Birinci örnekte tek evren parametresine, ikinci ve üçüncü örnekte ise iki evren parametresine ilişkin hipotez testi söz konusu olur. Evren ortalaması ile ilgili hipotez testinde evrenden rassal olarak seçilen bir örneklem için hesaplanan ortalama değeriyle, evrenin aritmetik ortalaması ile arasındaki farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı araştırılır. İki evren parametresi arasındaki farka ilişkin hipotez testinde, sıfır hipotezi, birinci evren ortalaması ikinci evren ortalamasına eşit şeklinde ifade edilir. H1 ise, birinci evren ortalaması ikinciden farklıdır, büyüktür veya küçüktür şeklinde ifade edilir. Bu program, istatistiksel hipotez türleri, tek evren parametresine ilişkin hipotez testi ve iki evren parametresi arasındaki farka ilişkin hipotez testi anahtar kavramlarıyla ele alınacak. Bu programı izledikten sonra, istatistiksel hipotez türleri nelerdir? İstatistiksel hipotez testinin aşamaları nasıl yerine getirilir? Tek evren parametresine ilişkin hipotez testi nasıl gerçekleştirilir? İki evren parametresi arasındaki farka ilişkin hipotez testi nasıl gerçekleştirilir? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. tanımlanan evrenden rastal olarak seçilen bir örneklem için hesaplanan x ortalama değeriyle bu örneklemin seçildiği evrenin aritmetik ortalaması mü ile ilgili önceden belirlenen ya da bilinen μ0 gibi bir değer arasındaki farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı araştırılır. Bu hipotez testleri örneklem hacminin büyük olması yani n büyük eşit 30 birim ve örneklem hacminin küçük olması yani n küçük 30 birim durumları için ayrı ayrı ele alınmalıdır. Örneğin konserve üreten bir fabrikada 500 gramlık kutular halinde üretim yapılması öngörülmektedir. Konserve kutuları ağırlığının kontrolü amacıyla rastsal olarak 64 kutu seçilmiş ve seçilen bu kutular için ortalama ağırlık 494 gram, standart sapma ise 16 gram olarak saptanmıştır. Soru şu, acaba alfa eşittir 0.05 anlam düzeyinde kutuların ağırlığının öngörüldüğü gibi belirlenen standartta olduğu söylenebilir mi? Bu soruyu 5 adımda çözmek mümkündür. Birinci adımda hipotezlerin ifade edilmesi gerekir. Hipotezler H0 mü eşit 500 gram ve H0 mü eşit değil 500 gram olacaktır. İkinci adımda anlamlılık düzeyini belirlemek gerekir. Red bölgeleri ortalamanın örnekleme dağılımının her iki kuyruğunda tanımlandığı için red bölgelerinin her birinin oransal büyüklüğü alfa bölü 2'den 0.025 olarak bulunur. Üçüncü adımda örneklemin seçilmesi, verilerin derlenmesi ve test istatistiğinin hesaplanması gerekir. O halde Sx, S bölü kök n'den 2, Z ise x ortalama eksi mü 0 bölü Sx'den eksi 3 olarak bulunur. Dördüncü adımda istatistiksel kararın verilmesi gerekir. Dağılımın sınır değerleri artı eksi 1.96'dır. Yani alt kuyruk bölgesi için z1 eşittir eksi 1.96, üst kuyruk bölgesi için z2 eşittir 1.96 olacaktır. Bu değerlere kritik değerler adı da verilir. Test istatistiği mutlak değer olarak 3'e eşittir. Bu değer 1.96 değerinden büyük olduğundan H0 hipotezi reddedilir. H1 hipotezi kabul edilir. Beşinci adımda ise artık probleme ilişkin kararın verilmesi gerekir. H0 hipotezinin reddedilmesi, üretilen konserve kutularının ortalama ağırlığının 500 gram olmadığını, bu değerden anlamlı bir biçimde farklılık olduğunu, üretim sisteminin planlandığı şekilde üretim yapmadığını gösterir. Küçük örneklemlerde de hipotez testleri söz konusu olabilir. Küçük örneklem kullanılarak yapılan tek evren ortalamasına ilişkin hipotez testleri, kullanılan test istatistiği dışında tek evren ortalamasına ilişkin büyük örneklem testlerine benzer. Bu testte örneklem oranı p ile evren oranı p'nin iddia edilen değeri P0 arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı araştırılır. Örneklem hacmi yeterli büyüklükte olduğunda evren oranı P hakkındaki testler evren ortalaması mü için büyük örneklem testlerindekilere benzer şekilde yapılır. Ancak test için örneklem istatistiği olarak örneklem oranı P ve bu istatistiğin örnekleme dağılımı kullanılır. N büyük eşit 30 olduğunda Örneklem oranı p'nin örnekleme dağılımı yaklaşık normal dağılıma sahip olur. İşte bu durumda p örneklem istatistiği dağılımına ilişkin standart değerlerin dağılımının da normal olacağı açıktır. Bir lokanta işletmesinin yetkilisi yemeklerini beğenen müşterilerin yüzde 80'den fazla olduğunu iddia etmiştir. Söz konusu lokantaya giden müşteriler arasından rastal olarak seçilen 100 müşteriye yemekleri beğenip beğenmedikleri sorulmuş. Ve 85 müşterinin yemekleri beğendiği öğrenilmiştir. Acaba yetkili iddiasında gerçekten haklı mıdır? Gelin bu soruya 0.05 anlam düzeyinde yanıt arayalım. Bu örnek için hipotezler h0 p eşit 0.80 ve h0 p büyük 0.80 olacaktır. Örnekte doğru olan H0 hipotezinin reddedilme olasılığı alfa 0.05'e eşit olarak belirlenmiştir. Red bölgesinin oransal büyüklüğü 0.05'tir ve red bölgesi P'nin örnekleme dağılımının üst kuyruğunda tanımlanır. Seçilen 100 müşteriden oluşan rastsal örneklemde yemekleri beğenenlerin sayısı 85 kişidir. Bu durumda test edilecek evren oranı p hakkında bilgi üreten örneklem oranı p eşittir r bölü n'den 0.85 olarak bulunur. Örneklem hacmi de n eşit 100 yani 30'dan büyük eşit olduğu için p'nin örnekleme dağılımı normaldir. O halde kullanılması gereken test istatistiği z testidir. Örnek için standart hata sigma p eşittir pi 0 çarpı 1 eksi pi 0 bölü n'nin karekökünden 0.036 olarak bulunur. Test istatistiği de z eşittir p eksi pi 0 bölü sigma p'den 1.38 olarak bulunur. Hesaplanan test istatistiği z hesap eşittir 1.38 küçük z tablo eşittir 1.645 olduğundan H0 hipotezi kabul edilir. H1 hipotezi reddedilir. Beşinci adımda ise artık probleme ilişkin kararın verilmesi gerekir. H1 hipotezinin reddedilmesi, lokantaya giden müşterilerden yemekleri beğenenlerin oranının %80'den fazla olmadığını, lokanta yetkilisinin iddiasının yanlış olduğunu gösterir. İki evrenin dağılımı normal olabilir veya dağılımları hakkında bilgi sahibi olmadığımız evrenlerden rastsal olarak seçilen örneklemlerin hacimleri yeterli büyüklükte olabilir. İşte bu durumda iki evren ortalaması arasındaki fark parametresi μ1-μ2'ye ilişkin testler tek evren ortalaması testine benzer şekilde yapılır. Tek evren aritmetik ortalaması ve tek evren oranına ilişkin parametrelere ilişkin hipotez testleri ile uygulamada çok sık karşılaşılır. Tek evren ortalamasına ve oranına ilişkin testlerde testler hipotez test sürecinin aşamalarına uygun şekilde gerçekleştirilir. Uygulamada iki evren aritmetik ortalaması arasındaki fark parametrelerine ilişkin hipotezler ile de sıkça karşılaşılır. İki evren ortalamasına ilişkin testlerde testler, hipotez test sürecinin aşamalarına uygun şekilde gerçekleştirilir. Tek evren veya iki evren parametresine ilişkin hipotez testlerinde sırasıyla şu aşamalar uygulanır. Birinci adımda hipotezler ifade edilir. İkinci adımda anlamlılık düzeyi belirlenir. Üçüncü adımda örneklem seçilir, veriler derlenir ve test istatistiği hesaplanır. Dördüncü adımda istatistiksel karar verilir. Beşinci ve son adımda ise probleme ilişkin karar verilir. Bu programda istatistiksel hipotez türleri nelerdir? İstatistiksel hipotez testinin aşamaları nasıl yerine getirilir? Tek evren parametresine ilişkin hipotez testi nasıl gerçekleştirilir? İki evren ortalaması arasındaki farkı ilişkin hipotez testi nasıl gerçekleştirilir Sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi İstatistik 2 ders kitabının üçüncü ünitesinde yer almaktadır.